Efendim hoş geldiniz. Nasıl hızlı gidiyor her şey değil mi? Hoş bulduk. Koşturma halindeyiz. Hayat böyle hızlı bir şey oldu. Aynen. Evet. İnşallah hızımız kesilmesin. Devam edelim. Diyorum. Operatör doktor Ercan Cihan... Dide. Cihan Dide. Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı. Bu konu ilginizi çekeceği benzer. Çok işlemediğimiz... Genelde çok değinilmeyen, bir konuya tabiri caizse kolay addedilen bir cerrahi işlem aslında. Evet, otoplasti. Evet, kepçe kulak estetiği, kepçe kulak onarımı diye de tabir ettiğimiz işlem. Evet, nedir, nasıl bir operasyondur, kolay mıdır, çokça yapılır mı, çok talep oluyor mu? Şöyle, az önce dediğim gibi hani cerrahi işlem olarak kolay olduğu bahsedilen bir işlem aslında... ince detaylara sahip ve detay gerektiren bir işlem. Cerrahın kendisinden bahsedeyim isterseniz. Oradan başlayalım. Cerrahın kendisi yaklaşık 1,5 saat süren bir işlem. İşlemin tarzı ve tekniği olarak benim biraz farklılıklarım var. Teknik hikayesinden bahsedeyim mi? Cihan Dide tekniği ve oradan isterseniz uygulamayı bahsedeyim. Anlatın. Ondan sonra sizin tekniğinize yani... Kolay mı? Korkulacak bir estetik midir? Hayır, korkulacak bir işlem değil. Özellikle 5,5-6 yaş çocuk hasta grubuna da uyguladığımız, 55-60 yaşa kadar yetişkin grubuna da uyguladığımız cerrahi bir işlem. Ağrısı, sızısı yok, korkulacak bir işlem de değil. Önce şunu sorayım, neden kepçe kulaklı oluyoruz? Kepçe kulak aslında doğumsal anlamıyla bizle beraber gelen tabii ki anne babayla ilişkili, teyzelerle ilişkili. Ailede varsa muhakkak çocukta da olma riski yüksek ihtimal. Doğumsal olarak bizle beraber geliyor. Önemli olan şu, iki tane özelliği var. Bir tanesi iç kepçe diye tabir ettiğimiz bölgenin çok geniş ve yayvan olması. Ve antihelikal kıvrım diye tabir ettiğimiz iç kıvrımında oluşmamasından sebeple kulağın dışa doğru... yelkenleşmesi diye tabir edileyim, açılması sebepli bir deformite. Evet, bazen çocuklarda hakikaten çevresel olarak, arkadaşlar olarak bir sorun olabiliyor. Çocuk böyle bir sıkıntıyla okuldan eve dönebiliyor. Müthiş bir noktaya parmak bastınız. Özellikle çocuk grubu diyorum çünkü 5,5-6 yaşından itibaren kulak gelişimini tamamlamış oluyor. Ebeveynler bu konuda çok... temkinli ve korkarak yaklaşıyorlar. Hatta bir iki tane hastam oldu. Babası kepçe kulak, oğlunda da aynı problem var. Önce ben bu süreci yaşayayım, göreyim baba olarak ağrısı, sızısı süreci. Ondan sonra oğlumu size teslim edeceğim dedi. Nitekim hepsinin ameliyatlarını layıkıyla yaptık. Bu konuda çok tepkililer ama yapılan bir sürü bilimsel çalışma var. Bu konuda bu problemin sosyopsikolojik açıdan, psikososyal açıdan çocuğun gelişiminde ciddi negatif izler bıraktı. Yani çocuklar çok acımasız biliyorsunuz. Çok. Bu konuda tiye alma, alay etme konusunda özellikle ilkokul çağında bu sürece maruz kalırlarsa işte içine kapanma, her istediğini anlatamamı söylememe gibi olumsuz süreçler yaşayabiliyorlar. Önlem olarak bunu 5,5-6 yaşında yapmak çocuğun psikososyal gelişimi için çok büyük önem arz ediyor.